Yaklaşsana ekrana bir dakika. Bir dakika yaklaş. Yaklaş ya bir şey yapmışım ısırmam merak etme. Az daha yaklaş. Pı pı maşallah be güzel arkadaşım. 40 kere maşallah diyorum sana. Denklem işsizliklerde dile kolay. Denklem işsizliklerde maşallah diyelim. Çünkü 41. dersteyiz. Hey maşallah diyorum. 41 ama son dersindeyiz. Karışım problemleriyle. Denklem işsizliklere nokta vurmaya geldik. Nokta atmaya geldik. Hadi gel artık bitirelim. Şu arka sokaklar muamelesi gören denklem işsizliklere son noktayı koyalım gönder gönder gelsin efendim. Ben gerçi bu repliği daha önceden bir yerden daha hatırlıyorum. Bizim hangi kampta 41'i gören her kampta yaptığımız bir şeydi bu. Maşallah güzel arkadaşım. Yanınız üstüne çok geldiyse onu da biraz temizleyeyim. İyisin değil mi? Çok gelmedi. İyi hadi gel. Hadi son başlığımız karışım problemleri sabrettin geldim buraya kadar dinledin madem bizi 41 kere eee, bunu da bitiririz beraber. Karışımın temel sorularında oran orantı kullanacağız güzel arkadaşım. Hatta yüzde problemlerine de çok benzeyecektir yani hiç zorlanmayacaksın. Maddenin karışımındaki yüzdesini bulmak istiyorsan sana verilen madde miktarıyla toplam madde miktarını böl birbirine yüzde çarp bitti bu kadar. Nasıl hocam? Sana verilen madde miktarıyla toplam madde Mesela 5 gram şeker 95 gram su çarpı 100. Yüzde kaç olduğunu bulabiliyorsun. Anlaştık mı? Peki gel. İki farklı karışım varsa elimizde. İnanılmaz kolay bir yöntem var. Bak ama böyle uygularsan. Diyecek ki sana a kilogram e, su var elimde. İçinde de yüzde b'si şeker. Seni yapman gereken tek şey A çarpı B. Bak yüzde cinsinden veriyor ya hiç önemli değil. Sen yüzdeyi kullanma. Diyelim ki yüzde 30 diyor. 30'u kullan. Yüzde 25 diyor. 25'i kullan. Yüzdesini kullanma. İnanılmaz kolaylaşıyor işimiz öyle. C kilogram bir karışım var elimde. Bunun yüzde D'si şeker. C çarpı D yapacağız değil mi hocam? aynen öyle. Bunları ne yapacağız? Toplayacağız. Çünkü aynı kabın içinde ben bunları karıştırıyorum. Elde edeceğim karışımda ne değişmeyecektir? Azıcık fizik okudaysan fizik 9. sınıf fizikten de bir şeyler hatırlıyorsan biliyorsun ki madde miktarı değişmez. Topluyorum bir tarafa madde miktarı aynı kalacaktır. O zaman bakıyorum A miktar C miktar toplama aynı kalacak. Değişen tek şey var. O da karışımın yüzdesidir. Ve karışımın yüzdesi içinde şunu söyleyebilirim. Eğer aralarında A büyüktür, küçüktür, C şeklinde bir ifade varsa karışım her zaman o ikisinin arasında çıkar. Al buradan bir daha fiziğe gönderme yapalım. Yalnız fizik dersim anlatıyoruz. matematikler maddeler eğer ısı alışverişinde bulunurlarsa ne yapar? O yeni oluşacak sıcaklık değeri, ısı değeri diğerlerinin arasında olacaktır. Yani Hatırladığım kadarıyla öyleydi. Şimdi gel biz matematik kısmını hatırlatalım sana çözelim. Tur or tur, 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 tur. Tuz oranı %30 olan 30 litrelik tuzlu su karışımındaki su miktarı kaç litredir diye sorduk. Şimdi bak 30 litrelik karışım var %40'ı tuz. Hemen bulalım o zaman. 30 x %40 bunun nesidir? Tuzudur. Cırsana 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 cır sana 3 göre 4 12. Yani 12 kilogramı grama artık litresi nedir bunun? Şeydir efendim. Tuzdur. Peki benim elimde kaç litre var? 30 litre var. 12'sini düştüm geriyene kaldı 18 litre kaldı. 18 litresi nedir? Sudur abi. Bitti. Tamam bu çok kolaydı zaten. Böyle soru gelmiyor hocam be bizde. Gelmiyorsa yan tarafa geçelim. 500 gramlık bir alkol su karışımında 180 gram alkol vardır. Buna göre suyun karışımındaki yüzdesi nedir? Bak ben suyun yüzdesini soruyorum. Burada tam bir ters köşe olay var. Bana neyi vermişsin sen? Alkol. Diyelim ki su değil. Alkolün yüzdesini sorsaydı bana yapman gerekeni anlatayım önce sonra sorunun doğrusunu çözeceğim. Alkolün oranını soruyorsa saf madde alkol bölü toplam ağırlık 500 gram bir alkol su karışımında bak 500 gramlık bir karışım var çarpı 100 diyecektik Böyle nesini bulacaktık yüzdesini bulacaktık cırt sana cırt sana cırt sana cırt sana 180'i gidiyorum 5'e bölüyorum kenarda bir yerde 3 kere 5 15 çıkarttık 0 30 3 kere 6 6 kere 5 30 çıkarttık 0 demek ki neymiş %36'sı alkolmüş hocam. Tamam alkolü buldun ama sana içindeki suyun miktarını soruyor. O zaman direkt şuraya geçiş yapabilirim. Hocam bu karışım tamamı %100 olarak alınırsa e ben bunun %36'sında alkol var diyorsam eğer burada 4 kalır 7 6 burada %64 kalır. Demek ki %64'ü nedir bu karışımda? Sudur dedim. Vurdum cevabı geçmedim. İstiyorum ki her şeyiyle anlatayım. Acele acele değil. Dane tane. dane. Dane dane devam ediyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Bu taraftan devam. 500 gramlık bir karışımım var. Düş bakayım içindeki alkolü hocam. Düştüm gitti. Şurada 2 kaldı. Şurada 0.4'ten 4'ten biri gitti. 320. Şimdi 320 gram benim elimde ne var? Su var. Diyorum ki şimdi. 320 gram su. Toplam ağırlık 500. E biz bunun yüzdesini hesaplamak istiyorsak içindeki yüzdeyi bulmak için çarpı yüz yapacağız. Sıfırlar gitti. 320'yi 5'e böleceğiz. Bak bakalım 5'e bölünce ne gelecek? 6 kere 5 30 çıkarttık 0 2 20'nin içerisinde 4 defa var 20 çıkarttık 0 demek ki yüzde kaçtır dedim yüzde 64'tür dedim vurdum yüzde 64'e cevabı tamamdır dedim yola devam ediyorum hadi gel anladık galiba değil mi iki yoldan da çözmüş olduk yeter ki öğrensen tamam un oranı yüzde 15 olan 30 gramlık un su karışımının bir dakika. Ne diyorsun abi sen? Un oranı %15 olan. Bu tarz sorularda eğer göremiyorsan çiz şekil. Yalandan bir tane şekil çiz kenara. Un oranı kaç? %15. Kaç gram karışım var hocam elimizde? 30 gram karışım var. Su oranı %80 olan. Bak başka bir kutucuk var etrafta, yan tarafta. Un oranı %80 olan 20. Bir dakika, bir dakika bizi yiyemezler 30 gramlık unlu su karışımına. Su oranı %80 olan. Hocam bak %15 un %80 ne bu? Su. Oluşan yeni karışımın un yüzdesini istiyorsun. Neredeyse Tonga'ya basıyorduk. Neredeyse sazanlıyordum. Kendimi de sazanlıyordum arada yalnız ha. Arkadaş bak burada diyor ki su oranı diyor. Su oranı %80 ise içindeki un oranı yüzde kaçtır? %20'dir. Bir kere buraya yazdığımız oranların ikisi de birbirinin de aynısı olmak zorunda. İkisi de un, ikisi de su olmak zorunda. Ben diyor bunları karıştırdığımda yeni karışımın yüzdesini bilemem. Ona x dedim. Ama yeni karışımın ağırlığını bilirim. Çünkü kütle miktarı değişmeyecektir. 30, 20 tane geldi buradan. 50 gram geldi. Artık sorunun cevabını uygulayalım. Hani sana o en başta anlattığım çok kolay yöntem vardı ya. Bak şimdi %15, 15 aldım. Çarpı 30 artı %20 çarpı 20 eşittir dedim. 50 çarpı x toplam ağırlık çarpı bir de x. Varsa önce sadeleştirme yap sen rahat edersin. Ben baktım dedim ki ya bu sıfırları bir gönderelim ya. Bunlar bizim işimizi kolaylaştırır. Buradan ne? Gel bir dakika. Bunu siyahla değil maviyle anlatalım. Olur mu? 3 kere 45. 45 artı 2 kere 2 4. 40 eşittir ne çıktı? 5x çıktı. Buradan ne geldi? 85 eşittir ne geldi? 5x geldi. Şimdi diyorum ki ben bu 85 değerini 5'e bölerim. 1 kere 5, 5. Çıkarttım. Buradan ne kaldı? 35. Kaç defa var içerisinde? 7 defa var. 5 kere 7. 35 çıkarttık. Burada ne kaldı? 0 kaldı. O zaman diyorum ki x değeri eşittir 17. Ama sadece mi 17? Hayır. %17. Cevabımız %17'dir dedim. Vurdum cevabı karışımdaki %17'ye. Oluyorsa tamamdır. Hadi gel. Tuz oranı %16. 25 gram tuzlu su. Tuz oranı %40. 15 gram tuzlu su yeni karışımın oranı. Tamam bunu bana bırakın. Bu çok kolay hocam. Az önce anlattığınız mantıkla birebir örtüşüyor. Ben senin yerinde olsam gerekirse bir de şekil çizerim hemen altına. Bak buraya %16'yı yazdım. Buraya 25 kilogramı yazdım. Buraya %40'ı yazdım. Buraya 15 yazdım. Problem çözüyorsan mantığı daha buradan kapman gerekiyor. Son durumda karışımdaki x'i bilemem. Yani karışımın yüzdesini bilemem ama toplam kütle miktarını biliriz. Elde var 1. 3 1 de elde 40. Bak 40 kilogramda karışım var. Hocam taktik aynı mı? Aynı. E, aynısından aynısından şu. Dedim ki iki tane bir tekrar edelim. Kafalar, hafızalar iyice işlesin. Ondan sonra o farklı tipteki soruya geçeceğim. Sen rahat ol. Tamam mı? Çarpı 40 çarpı x. Her şey hazır. Varsa sadeleştirme biliyorsun. Sıfır sana sıfır sana. Aa, hocam sıfır götürüyorsun da. Ya hocam olur mu böyle sıfır? Kafaya göre götürülür mü? Götüremiyoruz bak. Ne yapalım abi? Neye bölünür? 4'e böldüm 10. 4'e böldüm 10. 4'e böldüm 4. Güzel. 5'e böldüm 2. 5'e böldüm gitti. 5'e böldüm 5. Hala 2'ye bölünebiliyor. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 5. 2'ye böldüm 2. 2 kere 5'ten şuradan 10 kaldı. 5 kere 1'den 5 kaldı. Burada ne kaldı? X kaldı. X eşittir. Ne geldi? 15. %15 mi olacak ama evet. %15'tir. Demek ki bu karışımın %15'inde ne vardır? Tuz vardır. Yeni oranımızı bulduk. 5. sayfa bitti. Karışım problemi de aslında bu kadar. Boşuna demedik 41 kere maşallah. Buraya kadar geldiysen bu zaten çocuk oyuncağı be problem dediğin nedir ki? Bol bol örnek ister sadece. Bol bol örnek çözeceksin. Tamam. Bak örnek demişken şurada gayet evet, şurada. 3-2-1 bir, bir soruda problemleri bitir serimiz var. Yani böyle yeni başlayan orta düzey tüm öğrenci arkadaşlarıma kampı da var. 3 2 problemler kampımız. Onu da önermiş olayım. Alkol olanı %40 olan. 60 kilogram alkol su karışımına. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir, 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 bir bit yeneyim var bu soruda. %40 olan yazdım hocam. 60 kilogram yazdım hocam. Alkol su kuruşumuna %30 alkol içeren hemen yapalım. %30 alkol içeren kaç kilogram vermemişsin sen bana x kilogram yazıyorum buraya. Eklenirse diyor karıştırılırsa diyor son durumun yeni yüzdesi 36 olur diyor. Güzel. Şimdi biliyorum ki ben üstüne ne eklersem ekleyeyim. Ne yapacaktır? Kütle değişmeyecektir. Kütleyi buraya yazabilirim. X artı 60 olacaktır son karışım durumu. Onun da yüzdesini vermiş 36. Ben ne yaparım abi burada? Derim ki hocam bak buradan yüzde %40 geliyor yüzde %60 geliyor. Normal bizim formülümüzü uygularız. 40 çarpı 60. Yüzdesini falan hiç karıştırma. Bazı kitaplar diyor ki bölü 100 falan. Abi ne gerek var? Zaten bütün böyle yüzler birbirini götürüyor. Ne onlarla uğraşacaksın? Taktik bu. 30 çarpı x'i de yazdık mı yazdık. 36 çarpı. X artı 60'ımızı yazdık. mı? o da tamamdır. Baktım şöyle bir sadeleşen var mı? 6'ya böldüm 6. 6 kere 5 30. 6'ya böldüm o. Var mı be? Daha sadeleşen. Abi yok. Benim görebildiğim yok en azından. Şöyle devam ettim. Şurası oldu mu 400? Şurası yaptı mı 5X? Yapıştırdım buraya 6X. Burada 6 kere 6 36 360. Bunu bu tarafa aldık. X kaldı. Bu arkadaşı buraya attık. 40 yaptı. Demek ki bizim en başta elimizde kaç kilogramlık bir ikinci karışım varmış? 40 kilogramlık. Vurduk cevabı 40'a. Çok hızlı mı gidiyoruz bana mı öyle geliyor ya? Ama şıkır şıkır çözülüyor sorular. Bir tane daha bu karışımdan zor bir tane. Zor demeyeyim de. Hani bir tık daha üste çıkalım mı? Ya Mesela üç tane karıştıralım. Hocam 3 tane karışınca bir şey olur mu sence? Dersen bakalım soruya. Aşağıdaki kaplarda. Bir kere bak şuna dikkat ediyorsun. Acaba sazan var mı? Yok hepsi tuz. Karışım 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 tuz. Hatta şekil de çizecek olsan. Buraya ne yapman gerekecek bu sefer? 3 tane kap çizeceksin. En son bunları birleştirdiğim için ben bir tane büyük kap çizeyim tamam mı? Bak bunları birleştiriyoruz bunu elde edeceğiz. Bu kaplarda tuzlu sular başka bir kaba aktarılıyor. Yeni karışımın tuz oranı ne olur? Benim tek amacım bu soruda yani acaba daha fazla bir karışım olursa hep iki tane çözdük ya daha fazla olursa işler şartlar değişir mi? Eğer sorusu geliyorsa aklına artık o soru gelmesin. Çünkü yeni yüzde yine bilemem ama kütleyi bilirim. Kütle belliyse zaten olay bitiyor. Bakıyorsun buraya bin kilogram bin gram geliyor o da bir kilo zaten. Neyse biz onunla ilgilenmeyelim. 20 çarpı 500 diyelim artı 10 çarpı 300 diyelim artı 60 çarpı 200 diyelim. İstersen 5 tane karışım yap hiç fark etmez. Sen ne yapacaksın? 5'inde aynen bu taktikte yazacaksın. Yeter ki o yüzdesini yazma. O bence hiç gereksiz bir şey ya Bu soruların hepsinde gidiyor zaten. 2 tane 0 bunlardan alırız. Aldık. ha Hatta 3 tane 0 alırız. Bunu, bunu, bunu bir de bunu alırım bitti artık olay Şuradan 2 kere 5'ten 10 geldi. Şuradan 3 kere 1'den 3 geldi. Şuradan 2 kere 6, 12'den 12 geldi. Şurada da x'imiz var. 15, 10 25 yaptı. x dediğim sayı kaç? 25. Sen ne istiyordun? Tuz oranı yüzde kaç olur? Tuz oranı %70-25 olur dedim. Noktayı vurdum. Tamam mısın dedim geçiyorum dedim efendim. Hazır mıyız sıradaki soruya? Soru değil. Konu. Konuyla devam ediyorum. Farklı tipte soru. Bak artık o karışım sorularını bir kenara koy. Yani olabilecek yani gelebilecek o temel karışım soruları öyle gelecek. İşin içine biraz daha böyle cinlik falan derler ya onu katsalar nasıl soru olur hocam dersen şöyle. Der ki adam içine ben tuzlu su ya da şekerli su eklemiyorum. Sadece saf su ekliyorum diyebilir. Arkadaş Taktik aynı. A çarpı B. Elimde bir karışım var. Saf şeker ekliyorum, Saf su ekliyorum. Saf suyun içindeki şeker oranı kaç? Yüzde sıfır. Evet kilogram cinsinden şeker oranı olan sıfırı çarpacağım. Ama o zaten buradan bir değer gelmeyecek. Fakat şunu unutmayacağım kütle asla değişmez. Senin içerisine eklediğin miktar yine aynı olacaktır. A artı C kütleye göre hareket edeceğiz. Ya yeni bir taktik falan yok ya. Mantığını o tutturdum bitti bu iş. Bak ikincisine sadece şeker eklediğimi düşün hocam. A kilogram karışım var. B C kilogram alışım var. Bunun şeker oranı yüzde B. Ya arkadaş saf şekerin şeker oranı kaç olur? Kaç olur? %100 olmaz mı? Onu da %100 alacaksın. Aradaki farkı gör. Saf su eklersen o şeker oranı sıfır dersin. %100 sadece şeker eklersen şeker oranı yüz dersin. Bunu yakaladığında bence kütle olayını unutacağını sanmıyorum. Bir tek bunu karıştır... Karıştırma. Sen, sen onu da karıştırmayı ver be bir zahmet. Vallahi onu da bir zahmet karıştırma arkadaş. Onu yapamazsan gitti sorun. Toparlan şimdi bende kal. Dalma o kadar da. Seker. Şeker oranı %30 olan 20 litre şekerle şekerli suyu 30 litre su eklenirse yeni karışımın şeker oranı yüzde kaç olur? Bir dakika. Ne yapıyoruz hocam? Sen bize şekil çizlerin kendin çizmiyorsun. Çizelim hemen efendim. Çizelim çizelim. Karışım buraya koyacağız. Bunları toplayacağız. Sonuçta bir şey elde edeceğiz. Şeker oranı yüzde %30. Şeker a bir dakika dur dur dur. Bunu bir geç. Şeker oranı %30 20 litre. Şekerli suya 30 litre su eklenirse. Bir dakika 30 litre su ekleyeceğim ama eklenen suyun şeker oranını bana yaz desem kaç yazarsın? Sıfır yazarsın. Önemli ayrıntımız bu. Biz neyin değişmeyeceğini biliyoruz. Kütlenin 30, 20 daha 50. Yüzdeyi istiyorsunuz zaten. Bu x'i arıyoruz. Taktik aynı soru tipi değişse de. 30 çarpı 20. 30 çarpı 0 eşittir 50x. Bir kere burası yok. Bunu görmezden gelebilirim. Aldım şu sıfırı aldım şu sıfırı. Çarptım geldim 60 mı geliyor? 60 eşitse 5 ise x eşittir 12. Tabi cevap aslında ne oldu? %12 oldu. Yeni karışımımız %12 olacaktır. Devam. Hadi gel. Gel. Oldu ama değil mi? Oldu da. Şimdi bak bu sefer az önce şey ekledik. Saf su ekledik. Bir de saf e, tuz ya da şeker ekleyelim. Olayı görmeni istiyorum. Bütün farklı örnek tiplerinden çözelim. Sadece birini çözeyim. Örneği geçeyim yok. Sen anlayana kadar hepsinden birer tane çözeceğiz. Ama sen de gideceksin. Te tekrar edeceksin. Varsa elinde soru bankası sorulardan soru çözeceksin. Pekiştireceksin. Ya da hocam yarın sınav var. Acele et diyen bir tayfa var. Tamam acele edelim tızlarına gerçi gerçi buradan selam olsun. O bizim videolara ilk gelenler, yorum yazanlar. Buraya kadar izlediysen buraya da bir yorum beklerim senden. Çünkü ben dönüp dönüp 9. sınıf tayfa'ma hep bakıyorum. Bakıyorum ki RM Tayfa 9. sınıf RM Tayfa neler yapıyor, takip ediyor mu? Güzel bir kitle yakaladık orada. Var mısın sonunu getirmeye? Sadece 9 mu yoksa yolumuz uzun. Dur bakalım. Dur bakalım sağlıklı olalım da elbet su yolunu bulur. Tuz oranı %20 olan 30 gram tuzlu su karışımına. Bir dakika bak ben yine şekil çizeceğim. Nedense benim görsel hafızam illa bunu istiyor. Yani sayılar yetmez diyor. Ya diyor ki bana da bir şekil yap. Yoksa yazıyor bu burada ama böyle yazınca daha güzel. Karışım gibi hissediyorum ben. Sende de öyle oluyor mu? Su karışımına 8 gram ne ekliyorsun? Tuz ekliyorsun. Ha, bak kritik. Ne ekliyorum? 8 gram tuz ekliyorum. Sadece tuz ekliyorum abi. Sadece tuzun yüzdesi nedir? Yüzde yüzü tuzdur. Çünkü içerisinde ekstra hiçbir şey yok. Değil mi? Sadece tuz var. Su karıştırmamışım. Burada bir karışım elde edeceğim. Elde edeceğim karışımın yeni yüzdesini bilemem. X derim. Ama şunu bilirim ki biz toplamda 38 gram karışım elde edeceğiz. Bir yere delik melik yoksa kaçmayacak. Bulacağız. Yeni karışımın yüzdesini istiyoruz. 20 çarpı 30 diyorum. Artı 8 çarpı 100 diyorum. Eşittir 38 çarpı da x'imi yapıştırıyorum buraya. Baktım şöyle. Ya arkadaş bu nasıl sayılar ya? Sayıları çok kötü vermişim. Sayıları çok kötü vermişim. Keşke daha güzel sayılar verseymişiz ya. Yani %100'ü de bir... Neyse bir deneyelim belki bir şeyler buluruz. Şuradan 600 mü geldi? Şuradan 800 mü geldi? Buradan ne geldi? 38x geldi. Toplarım ne geldi? 1400 geldi. 1400 eğer 38x'e eşitse sen burada sakın hesap makinesi kullanma tamam mı? Bak sakın. Sakın hiç yakıştıramadım. Yani ben en azından kullanayım. X eşittir. X eşittir. Ya olur arada öyle ya. Olur arada. 36,8. 36,8 bıdı 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 diye devam ediyor. O zaman ne diyoruz? Yeni karışımımız 36,8 nokta nokta. Ya önemli olan burada sonucun mantığını anlamam. İşlem yapılıyor ve dört işlem. İşlem hatası yapmadıktan sonra çıkar. Çıkar demişken sınavda çıkar. Gönder gelsin hocam anladık. Sen konunun mantığını yedirene kadar böyle ilerledin. Sınavda nasıl sorabilir hocam? Onu göster bana. Ben asıl ona bakıyorum dersen al sana sınav tahmini sınav sorusu. Olsa olsa böyle sorulur. Çünkü her şey var içinde. Baksana abi. Tuz oranı yüzde 40. 14. Bir dakika sınavdayız. Panik anı. Ne yapıyorsun diyorsun ki muhtemelen iki tane karışım geliyor. Bunun yüzdesi kaç? Yüzde 40 vermişler hocam. Kaç gram? 14 gram hocam. Hemen aldım onu. Tuz oranı yüzde 20 olan. Hemen çaktım onu da yüzde 20 olan. 20 gram tuzlu su. 20 gram tuzlu su karıştırılıyor. Tamam karıştıracağımız şeyi anladık. Bir dakika. Madem Soruda söylüyor bana karıştırılıyor. Devamında bir şey bir şey diyordu. Dur bir ben bir karıştırayım hocam ben. Bir karıştıralım oranları bir görelim. Tuz oranını bilmiyoruz yeni gelecek tuz oranını. Ama şunu biliyoruz kütle miktarı asla değişmez. 40 çarpı 14'ümü yapıştırdım buraya. 20 çarpı 20'mi yapıştırdım. Geçtim yan tarafa 34x'imi yazdım. 6 kere yok olmaz. Abi yani ben sayılarımı seçerken niye bu kadar kötü seçmişim bu sefer anlamıyorum ya. Var mı sadeleşme? Olması lazım bir yerde. Dur bakayım. 2'ye bölsem buradan ne gelir? 17x gelir. İşime yarar mı bilmiyorum ama 2'ye böldüm 10 geldi. 2'ye böldüm 7 geldi. Oldu mu? Oldu. 4 kere 7 28. 280 buradan ne geldi? 200 cevap ne? 17x. Toplu hocam 480 eğer 17 x'e eşitse bir şey yapılamaz. Böyle kalır. Yani bu sefer hesap makinesi de kullanmayalım. 418 bölü 17 yazalım. Yani biliyorum hoşuna gitmedi buradaki sayı ama dur bakalım diyelim. Yani belki devamında bir şey olabilir. Şimdi benim elimde artık yeni bir karışım var. Hocam o nasıl bir karışım ya? Orana bakar mısın? 480 bölü %17 ama kaç gram olduğunu biliyorum. 34 gram olduğunu biliyoruz biz bunun. Doğru mudur? 20, 14, 34. Tamam. 20 gram diyor ya. E tamam, 20, 34 tamam bir yanlışlık falan yok. Devam ettim, devam ettim. Ben bunun içine bir şey daha karıştırıyorum ama 6 gram su ekleniyor. Bir dakika, 6 gramın yüzdesi kaçtır? Sıfırdır. Sadece su ekleyeceğim. Hmm, bak burada toparlak bir şeyler gelmeye başladı. Toplam karışım kaç gram olacak? 40 gram olacak. Yüzdesi kaç olacak? X olacak. Onu bilmiyoruz. Şimdi onu hesaplayıp soruyu bitirelim. 480 çarp bölü 17 çarpı 34 bölü 17 çarpı 34 eşittir dedim çünkü 0 ile 6'yı çarpınca bir anlam yok ya onu yazmayalım. 40 çarpı x yazalım. Bence bağlayalım bu soruyu burada artık. Ki tam sayıda gelecek gördüğün gibi. Burası 2. Şu sıfırları yedik mi? Yedik hocam. 4'e böldüm. 1 geldi mi? Geldi. 4'e böldüm. 1, 2 geldi. 12 ile 2'yi çarptım. 24 eşittir x dedim. Artık dedim yeni oranımız %24'tür dedim. Vurduğum cevabı gönder. Gönder gitsin dedim. Gönder gitsin soru ellerinden öper. Bir arkadaşlar var yazıyorlar yorumlara. Güzelce açıklamalı. Ben de onları sabitliyorum. Yukarıya yapıştırıyorum haberin ola. Evet denklem işsizlikler bitti. Belki bir boşluğa düşer gibisin. Hocam ne oldu ya 9. sınıfta müfredat mı bitti? Hayır biter mi? Koştur koştur gidiyor. Önümüzde üçgenler var ki üçgenler arkadaşlar 9. sınıf müfredatının en önemli noktalarından biri. Belki de ileride sana sınav kazandıracak ya da sınavda dereceyi oynatacak kısım. Çünkü geometri hayatının başlangıcı. Şimdi sıkı tut sonuna kadar gitsin. Üçgenlerde görüşüyoruz artık. Artık kurtulduk ve başlıktan o oh, yepyeni bir başlık. Üçgenler geliyor. Hoş kal, hoşça kal.